sevgili Çiftçi TV seyircileri, bir Ak Koyun Kara Oğlak programında yine Gaziantep Nurdağ ilçesinde sizlerle birlikteyiz. Bugün değişik bir konuyu işleyeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde çok konuşulacağını düşündüğümüz bir uygulama, koyunlarda suni tohumlama. Bu bildiğiniz üzere laparoskopik ve vajinal yapılabiliyor. Biz bugün size laparoskopik, yani biraz daha cerrahi yöntemleri kullanarak tohumlama yöntemini yapacağız. Burada bir ekip arkadaşlarımız var. Bir ekip işi bu. Ekibimizde Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Ebru Emsen var. Diğer ekip arkadaşlarını da birazdan tanıtacağım. Şimdi biz koçumuzdan sperma alacağız öncelikle. Spermamızı aldıktan sonra spermayı sulandırma ve diğer uygulamaları sizlerle birazdan paylaşacağız. Evet hocam, neler söylemek istersiniz? Evet, suni tohumlama teknolojisinde en önemli konulardan biri erkek hayvanlardan elimizde gördüğünüz suni vajen kullanmak suretiyle sperma almak. Çiftlik hayvanları içerisinde koçlar sperma almaya en büyük zorluk gösteren hayvan grubunu teşkil ediyor. Bundan dolayı erkek hayvanlarımızın 6. ayından başlamak suretiyle sperma almaya alıştırılması gerekiyor. Bu hayvanımızdan ilk kez sperma almaya çalışacağız. Yetişkin bir hayvan olduğu için biraz zorluk yaşayacağımızı düşünüyoruz. Ancak kızgınlıkta olan bir koyun ile koçun spermasını almak üzere elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sperma almada en önemli faktörlerden biri koç ile koyun arasında fazla sayıda insan ve müdahalenin olmaması. Koçun tek bir kişi tarafından sperma almada kullanılması, sürekli spermayı alacak kişinin değiştirilmemesi gibi faktörler yer alıyor. Evet, yani hocam şimdi biz bundan ilk defa aldığımız için belki başarılı olamayacağız. Diğer koçumuzu deneyeceğiz o zaman. Size kolay gelsin diyorum ben. Teşekkürler. Koyun kızgınlıkta, koçun ilgisi yok, fazla sayıda insan olabilir. Diğer koyunumuzu deneyelim hocam. Koyun kızgınlıkta kaçmıyor da, diğer koçumuzu getirelim, rekabet olabilir. Evet, diğer koçumuzu alıyoruz. Bu uygulamanın dışında aslında elektro ejakülatta da kullanarak, bir cihaz kullanarak da sperm alma şansımız var. Ama biz bir doğal aşım yöntemiyle sperm almayı deneyelim. Gel Onur. Onur gel. Onur geç. Öbürünü çıkaralım isterseniz. Evet, öbürünü çıkaralım. Şu öbür koçu alıyorsa hemen arkadaşlar gelin. Şuraya götürüp koyabilirsiniz istiyorsanız bakın. Hayır. Büyük pompalı, böyle pompayla basılıyor. Arkasını aç. Aç kuyruğu. Gel. Şey yapayım mı hocam? Bir dakika Haydar Bey, ben tamam deyince... sen sokup biraz masaj yapabilirsin. Çalışıyor mu? Yüzüne bir şeye basmadım ki. Ben şu an elektrik vermiyorum. Vereyim mi? Bir saniye. Verme. Ver. Hadi bismillah. Hiç gelmiyor. Biraz şeye doğru, karna doğru bastırabilir misin? Sanki geliyor gibi bak, kasılıyor. Ya yatıyorum hocam. Yemeyeyim de hiç.
seminer sıra. Bir sufuğu alalım. Sufuğu alalım. Yok yok. Bundan da yaparız aslında 20 tane. Lazım mı hocam sperma? Aşacakmış yani. Ha? Tekrar çıkacak. Aşısı var yani. Var mı? Evet. O zaman bir tane daha tüp vereyim mi? Baş hayvancılıkta suni tohumlamayla ilgili bir program hazırlamayı hedefledik. Az önce seyrettiğiniz görüntülerde olduğu gibi koçumuzdan spermamızı aldık. Laboratuvarda sperma ile ilgili işlemler yapılacak. Sperma sulandırılacak, çoğaltılacak ve dişi hayvanlarımızı tohumlamayla ilgili program devam edecek. Ebru hocamız bize bu konularla ilgili daha detaylı bilgi verecek. Kendisi yaklaşık 15 yıldır embriyo ve üreme teknolojileriyle ilgili çalışıyor. Evet hocam,
Teşekkür ederim Haydar Bey. Söylediğiniz gibi suni tohumlama çalışmaları küçükbaş hayvanlarda büyükbaşta olduğu kadar maalesef uygulama alanı bulmamıştır. Ancak ülkemizde ülkelerin et üretimiyle ilgili problemlerinin çözümünde küçükbaş koyun ve keçi artık üreme teknolojilerinin de uygulanabilirliği bakımından önemli bir grubu oluşturmaktadır. Koyun ve keçilerde suni tohumlama, embriyo transferi gibi teknolojilerin uygulanması hedeflere göre belirlenmelidir. Aslında ülkemiz bu konuda Rusya'dan sonra dünyada suni tohumlama uygulamalarını tatbik eden ikinci ülkedir. Ancak o tarihlerde merinoslaştırma çalışması şeklinde olmuştur. Yaklaşık 300'e yakın suni tohumlama istasyonu açılmıştır ve merinoslardan taze spermalarla tohumlama gerçekleştirilmiştir. Ancak biz burada yapacağımız işlemde 1980'li yıllarda Avustralyalıların geliştirdiği en ileri teknik olan laparoskopik suni tohumlama adlandırılan ve bir minör cerrahi içeren bir uygulamadan evet. bahsedeceğiz. Hocam burada şunu soracağım. Şimdi hemen seyircilerimizin bazıları şunu düşünebilir. Acaba bu sahada uygulanabilir mi? İşin içinde bir cerrahi kelimesi geçtiği zaman bundan korkmalılar mı? Nedir minör cerrahi dediğimiz ve laparoskopik tohumlamayı sahada nasıl yapabiliriz? Yapılabilir mi? Laparoskopik suni tohumlamayı diğer tohumlamalardan öne çıkaran en önemli özelliği koyunlarda bilhassa en yüksek başarıyı sağlaması. Taze spermalarda %70'e varan hatta bazen bunun üzerinde gebelik oranları sağlıyoruz. Şimdi biraz önce bir koçtan bir sperma aldık. Evet. O koç aşımla birlikte sarf ettiği spermasını tek bir koyunu gebe bırakmakta kullanacakken biz burada onu uygun sulandırıcılarla sulandırmak suretiyle laparoskopik teknikte 100 hatta 200 koyuna kadar kullanabiliyoruz. Evet. Yani biz bir koçtan aldığımız spermayla 100-200 arasında koyunu tohumlayacağımızı söylüyorsunuz. Bunun sahada uygulanırlığı sizce nasıl olur? Sahada uygulanırlığı biz Atatürk Üniversitesi'nin 2004 yılında başlattığı Romanov'a dayalı ıslah çalışmalarında Türkiye genelinde 7 bölgede 30 bin koyunda sahada tohumlama çalışmalarımızı yürüttük. Evet. Bu tohumlama çalışmalarımızda cerrahi geçmiş olmasına rağmen aslında minör bir cerrahidir. Anestezi altında hayvanlarda bu işlem uygulanır. Uzman bir ekip ile bu işlemin uygulanabilirliği koyun veya keçi ile ilgili konuştuğumuzda 3 dakikayı geçmemektedir. Evet. Evet, şimdi biz tabii bu bir ekip işi. Aslında biz Ebru Hocam'la bu konuyla ilgili bir ekibiz. Ekip olarak çalışıyoruz. Ekibin diğer ayakları da mevcut. Onları da biraz sonra konuşacağız. O arkadaşlarımızı da size tanıtacağız. Ama biz şu an spermamızı aldık. Bu spermanın çok fazla beklememesi gerekiyor, muamele görmesi gerekiyor, sulandırılması, hazırlanması ve hocamın dediği gibi minör cerrahi işlemini de göreceksiniz. O uygulamalara geçmemiz gerekiyor. Onun için hocam size kolay gelsin. Sağ olun. Siz başlayın. Biz de diğer dişi hayvanlarımızı, tohumlanacak hayvanlarımızı tıraş, anestezi gibi prosedürler için hazırlamaya başlıyoruz. Bahadır abi, tohumlama pipetleri hazır. Okey. Evet, çok güzel. Tamam. 30 yani sperma. Yani onu şey yapıyoruz, sonra 20-10, 20-10 gidiyor. Onova yapıyoruz, sonra 20-10, 20-10. Tamam. Heh, tamam. Evet, bu. Evet, başlayabiliriz. Tamam. Bunu mu getiriyoruz? O. İzleyicilerimiz, spermalarımızı hazırladık. Şu an dişi toplarımızı aldık. Tıraşlarını yapacağız. Basit bir anestezi yapıyoruz. Tıraşlarını yapıp ondan sonra bu cradle dediğimiz arabaların üzerine alarak laparoskopik olarak tohumlayacağız. Siz de birlikte bizimle seyredeceksiniz. Evet, Kemal Bey veteriner hekimimiz şimdi anestezisini yapıyor. Kemal Bey, bu uygulama sizce zor bir uygulama mı? Evet, oldukça kolay bir uygulama. Olmaya bile gerek duymadan yapılacak basit bir anestezi uygulayacağız. Şu anda tamam. Tamam, teşekkür ediyoruz.
Şimdi birkaç dakika içinde koyunumuz anesteziye girecek ve hemen karın bölgesinden tıraşını yapacağız ve sperma uygulamak üzere arabanın üzerine alacağız. Şimdi tabii ki insanlar bunun belki ilk defa seyreden insanlar çok algılayamıyor olabilir. Gerçekten basit bir uygulama. Yeter ki işi ve ekibi bir pratiğe oturtturduğunuz zaman çok hızlı bir şekilde, yani bir saatte 50 tane hayvanı çok rahatlıkla tohumlanabilir. Ama dediğim gibi ekibi doğru kurmak gerekiyor ve bir pratik gerekiyor. Şimdi zaten siz de göreceksiniz, çok zor bir uygulama değil. Hadi koy. Hocam, tıraş uygulamasından sonra ne yapıyoruz? Tıraş uygulamasından sonra memenin alt kısmında yaklaşık 10-12 cm'lik kısmı yünlerden arındırdıktan sonra batikonla dezenfeksiyonunu sağlıyoruz. Ve hayvanın herhangi bir enfeksiyon riskine karşı tohumlamanın yapılacağı yerleri de dezenfekte etmiş oluyoruz. Şu anda hayvanımız anestezisini aldı ve tohumlamaya hazır. Evet. Spermalarımızı aldık, sulandırdık. Şimdi dişi toklularımızı anestezisini yaparak, tıraşlarını yaparak suni tohumlama uygulamasına geçiyoruz. Karbondioksit gazıyla içeri bir miktar gaz vererek görüş açımızı daha net olsun diye kullanacağımız kameranın daha net görebilmemiz, ovaryumdaki oluşumları net izleyebilmemiz için gaz kullanıyoruz, karbondioksit gazı. Tohumlamayı yapacağımız diğer bölümle ilgili girişi yapıyoruz. Keşke bunu televizyona bağlayabilip bilseydik, size de gösterirdik ama belki ileriki programlarımızda onu da yaparız. Şimdi ilk etapta o ovaryumları bulmamız gerekiyor. Biraz momentum zarları bu işi biraz bazen zorlaştırır. Tabii her geçen gün tecrübeyle daha da hızlı ve pratik yapma şansınız olur. Evet. Alalım spermayı. Verelim. Verelim. Tamam. Ve basit bir şekilde klipsle kapatıyoruz. Pikiş atmamıza gerek yok, pikiş almamıza gerek yok. Antibiyotiğimizi yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi çok uzun bir uygulama değil. Hatta şu an belki biraz daha uzun sürmüş olabilir. Birazcık hafif bir yağlanma vardı. Onun için o ovaryumları
ve uterusu bulmakta biraz zorlandım. Ama daha seri bir şekilde çalışılabilir. Dediğim gibi tek dozda uzun etkili bir antibiyotik yapıyoruz. Bir ay sonra da ultrasonla gebeliklerini kontrol ediyoruz. Alıyoruz arkadaşlar. Burada tabi dediğim gibi bir ekip işi sonuçta bu. Çünkü bunlar ne kadar seri gelirse
hazırladığımız spermanın hocam yanılıyor muyum? Yani 2-3 saat içinde. Evet. Daha doğrusu siz onu anlatırsanız bize, yani sperma hazırlandıktan sonra püf noktaları nedir bu işin? Laparoskopik suni tohumlamada tabii 3 çeşit sperma kullanıyoruz. Bunlardan birincisi taze sulandırılmış. Taze sulandırmış spermanın 2 saat içerisinde tohumlamada kullanılması lazım. Eğer daha uzun sürecekse tohumlamalarımız, 2 saatten uzun süreli tohumlamalarda soğutuyoruz spermayı. Buzdolabı sıcaklığında 72 saate kadar kullanabiliyoruz. Eğer mesafeler uzak, ülkeler arası hatta kıtalar arası spermanın nakli söz konusu ise bu sefer derin dondurma dediğimiz -196 derecede spermalar donduruluyor. Ancak biz bu tohumlamamızda mevcut dişi toplular kızgınlıkları toplulaştırılmış durumda. Hepsi aynı anda kızgınlığa geldiler ve tohumlamayı gerçekleştirme ideal saati en erken 48. saatte başlar. Kızgınlığın sonlandırılmasından sonraki 48. saatte başlar ve 60. saat tohumlamanın bitirilmesi için en geç zamandır. En ideal başarılar tohumlamanın 52 ila 55. saatlerde yapılmasıyla elde ediliyor. Burada tohumlamayı da başarıyı etkileyen faktörlerden en önemlisi uzman hekimin becerisidir. Uzman hekim tohumlamada korna uterilere spermayı bırakmada oldukça deneyimli olması gerekiyor. Ekip çok önemli. Yapılan çalışmalar şu gördüğünüz koyunun beşik dediğimiz düzeneye yatırılmasıyla tohumlamanın tamamlanıp indirilmesi arasında geçen sürenin 3 dakikayı aşmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ekibimizin suni tohumlamada koyun başına harcamış olduğu zamanı 1,5-2 dakika ile sınırlamış durumdayız. Tabii bu bir zincirin her halkasındaki işin zamanında ve profesyonelce yapılmasından kaynaklanıyor. Tabii spermamız burada her bir korna uteriye verilirken eş zamanlı olarak tohumlama öncesi spermada canlılık testi de yapıyoruz. %70 ve üzeri motilite sağlanması lazım. Eğer %70'in altında sperma canlılığı yok ise asla spermayı tohumlamada kullanmıyoruz. Evet. Alıyoruz arkadaşlar, antibiyotiğini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında koyunumuz da zaten uyanmaya başladı. Çok basit bir anestezi. Şimdi ayağı da orada kalkacak indirdiğimiz zaman. Evet. Gördüğünüz gibi ayağa kalktı koyunumuz. Evet sevgili seyirciler, yorucu bir tohumlama programını bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi tabii konuyu bir tekrar toparlamak istiyorum ben. Suni tohumlama Türkiye'de neden yapılmalı? Bunun amaçları ne olmalı? İnsanlar bunu merak ediyor. Ben şöyle söylüyorum, tohumlamayı yapmamızın iki amacı olur. Bir, koç besleme külfetinden sizleri kurtarmış olacak bu iş. Artı, ıslahı hızlandırmak. Hastalıkları engellemek açısından birçok önemli yönü var ve bu aslında çok geniş bir konu. Belki bununla ilgili daha ileriki bölümlerde uzun bir program yaparız. Ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Bu bir ekip işi. Biz bir ekibiz. Ekibe ben burada teşekkür ediyorum. Hepimiz çok yorulduk. Ve Profesör Ebru Emsen hocamla şöyle toparlayarak devam edelim. Evet, ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii bu tür teknolojilerin en önemli bileşeni şu, multidisipliner çalışma istiyor. Beslemede uzman arkadaşlar, kayıt tutma ve yazılım, sürü idaresi, ıslah, koruyucu hekimlik ve bununla birlikte üreme teknolojilerinde uzmanların bir araya gelip
suni tohumlamayı bir amaç değil, ıslahın bir aracı olarak kullanması konusunda izleyicilerimizi bilgilendirmek isteriz. Tabii suni tohumlama sadece ıslahta seleksiyon için değil, menezeme çalışmalarının etkinliğini de çok büyük ölçüde artıran bir uygulamadır. Menezeme çalışmalarında biraz da egzotik ırklarla yapılacak menezeme çalışmalarında çok değerli koçların, damızlık koç ve tekelerin ülkemize canlı hayvan ithalatı olmadan spermalarıyla biz menezeme çalışmaları yapabiliriz. Aynı şekilde yerli ırk sürülerimizde de ıslahı seleksiyonda suni tohumlamayı kullanarak hızlandırabiliriz ve etkinliğini artırabiliriz. Evet. Hocama teşekkür ediyoruz. Dedik ekibiz biz. Ekibimizin diğer bir üyesi Bahadır Ödevci. Bahadır Bey kendini tanıtsın. Ekimin ekiple ilgili neler yaptığını kendisi anlatsın. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız işi hep beraber izledik. Hem akademik açıdan bir burada önemli bir iş yapıldığı izlenimi uyandı elbette. Ancak benim vurgulamak istediğim şey bu işin aynı zamanda kurumsallaşmış ticari bir işe dönüştüğü ve çiftçilerimize, yatırımcılarımıza bir katma değer katacağı. Ben iş geliştirme yöneticisiyim. Ben bilgisayar mühendisiyim. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Hollanda'da işletme master'ı yaptım, MBA yaptım. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çalıştım. Bir çiftlikteyiz şu anda ve bugün ben bu tohumlama seansında yer aldım. Ne yapıyorum ben burada? Bu ilginç bir aynı zamanda anekdot da olabilir. Buradaki yapılan iş hem ülkemiz için hem de hayvancılık sektörü için genel olarak baktığımız zaman katma değeri yüksek bir iş. İş geliştirmesinden sorumluyum. Ben bu işin yatırımcı ve çiftçilerimize ticari bir hizmet olarak sunulabilecek seviyeye gelmesinden sorumluyum. Aynı zamanda bilgi teknolojilerini de bu işin içerisine dahil ediyoruz. Koyunun yanına geldiğimiz anda cep telefonumuzda onun bütün özellikleri, geçmişi ve soy kütüğü geliyor. Yaptığımız işlemi orada koyuyoruz ve çiftliğin yöneticisi bütün gösterge panelinde çiftlik performansını görebiliyor. Biz 500 ila 1000 koyunlu bir et koyunculuğu çiftliğinin et üretim performansını, et üretim verimini 3 katına çıkartabildiğimizi gördük. Bunun da ticarileşebilen bir ürün olduğunu aynı zamanda gördük ve bunun üzerine çalışıyoruz. Şu an 6 ülkeyle iş ilişkilerimiz var ve bu Türkiye için de ihracı yapılabilecek aynı zamanda bir değerdir. Bunu ben öğretmek istedim. Bu iş tabii ekip işi, bir eş güdümle çalışan ve farklı disiplinlerin bir araya harmoniyle gelmesiyle ancak oluşabilecek bir iş. Buradaki koordinasyonu yapıyorum aynı zamanda. Şimdi evet, Kemal Bey. Tabii bu ekibin önemli parçalarından biri de siz sürüyü tohumlamaya hazırlamadan önce yapmanız gereken uygulamalar, bazı prosedürler var. Koruyucu ekimlik kısmı var. Bunu da Kemal Bey yapıyor. Kemal Bey'den de birkaç cümleyle alalım bu işin zorlukları nedir, neler yapılması gerektiğini. Herhalde bizim ekip için bu iş zor olmasa gerekiyor. Çünkü çok profesyonellerle beraberiz. Laparoskopik sürü tohumlama öncesinde hayvanların o pozisyona hazırlanması için gerekli çalışmalar yaklaşık olarak bir 10 günlük bir periyottur. O periyotta bunların sinkronizasyonu, hazır olması, ovüle olmalarını sağlamak ve tohumların uygun olan kornular, uterusa yerleşmesini sağlamak için 10 günlük bir hormonal çalışma yapılıyor. Bunun akabinde artık laparoskopik tohumlama günü geldiğinde bunların anestezileri, tohumlamaya, bir hocaya falan hazır olması hali ile birlikte yürüyen bir süreç. Bu sürecin de bir parçası olmaktan dolayı, bu ekibin içinde olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Ekibimiz oldukça iyi. Zannediyorum ki çok yüksek oranda bir gebelik oranı yakalayacağız diye düşünüyorum. Evet, tabii bu işin koruyucu ekimliği dedik. Bir de bu işin beslenme boyutu var. Babak Nobari bizim İran'dan TÜBİTAK projemize dahil olduğu için işletmemizde hayvanlarımızın besleme ve yem rasyonlarını kendisi organize ediyor. Kendisini tanıyalım. Kendisi de beslenmenin bu tür uygulamalarda da ne kadar önemli olduğunu muhtemelen bize anlatacaktır. Haydar Bey, Doktor Haydar söylediği gibi benim ismim Babak Nobari. İran'dan katılıyorum bu tüme. Burada olduğuma çok seviniyorum. TÜBİTAK'tan görevliyim. Doktora sonrası araştırmalar yapıyorum. Türkiye boyutunda gıdaları zenginleştiriyoruz biz bazı kampanyalarla. Ama şu konuya gelince biz böyle çalışırız. Şu sunu embriyo transferi ya sunu tohumlamadan önce birkaç ay önce siz şu koçu çok iyi beslenmeniz lazım. Çünkü onun eksperimentinin kalitesi ve onun performansını iyice karşılamanız lazım. Bir de tohumladan sonra
Siz bu yani nasıl dişiler üzerinde de bir bazı şeyleriniz olması lazım, bazı destek vermeniz lazım. Hem de bir sonu anında da, sonu sezonunda da onları stresle iyice korumanız lazım. Mesela vitaminler, proteinler ve amino asitler üzerinde çalışmanız lazım. Biz de burada yazı programlarıyla çalışıyoruz. Proje yönetiminden dataları alıyoruz, onları bilgisayara koyuyoruz ve iyice hayvanları her türlü bir ihtiyacıyla makronütriyent ve mikronütriyentler üzerinden karşılıyoruz. Sonunda teşekkür ediyorum. Burada olduğuma çok seviniyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet seyirciler, Akkoyun Karaoğlak programının sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Gelecek programda değişik konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız.